Rahman-Rahim. Saygıdeğer izleyicilerim, hepinizi yüce Allah'ın selamıyla selamlarım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti üzerinize olsun. Bütün güzellikler sizinle beraber olsun. Dünyanız, ahiretiniz mamur olsun. Gözünüz nurlu kalbiniz sürurlu, eviniz huzurlu, kazancınız bereketli, vücudunuz sihatli olsun. Dünyanız, ahiretiniz mamur olsun. Dünyanız da cennet olsun, ahiretiniz de cennet olsun. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bizi cennetine davet eder. Buyurur ki Bismillah. Vallahu Ya'du ila daris selam ve yehdi men yeşâ'u ila sırâtı Cennete davet ediyor. Ama cennetten bahsederken de ü'iddet lil buyurur. Cennet müttakiler için hazırlandı. Günahtan kaçan, kendini koruyan, kendine değer veren, anasından doğduğu gibi pak, temiz bir hayat yaşayanlar için hazırlanmıştır cennet. Böyle bir hayatı yaşayabilmek için Peygamberimizin izinde yürümemiz lazım geliyor. Bu sebepten dolayı biz bu programa Peygamberimizin izinde dedik. Onun izinden ayrılmayacağız. Onun yolundan ayrılmayacağız. Onun sünnetini başımıza tac ederiz. Onun sözlerini, hadisi şeriflerini kendimize rehber edineceğiz onun çevresinde yaşayan sahabe-i kiram efendilerimizi de kendimize örnek edineceğiz. Onları tanıyoruz. Onlarla beraberiz şu anda. Onların en önde gelenlerinden birisi olan Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i konuşuyoruz. Peygamberimizin en yakın arkadaşı. Efendimiz ondan razı olduğunu, memnun olduğunu defaaten çok kereler dile getirmiştir. Peygamberimin razı olduğunu söylediği bir insanı biz tanımayalım mı? Onun hayatına girmeyelim mi? Neler yapmış, neler etmiş, neleri başarmış bunu öğrenmeyelim mi? Şimdiye kadar yaptığımız sohbetlerde devletini, siyasetini, cihadını, fetih hareketlerini, Yalancı peygamberler üzerine, irtidat olayları üzerine gönderdiği orduları konuştuk. Bu sohbetimizde değişik bir konu, güzel bir konu konuşacağız. Kur'an-ı Kerim'in başımızın tacı olan Kur'an-ı Kerim'in toplanması olayını konuşacağız. Bir eğitim, öğretim, kültürel faaliyet konuşacağız. Bunu konuşmadan önce Gelin sizinle Ebu Bekir Efendimizin bu işi yapmasından 12 sene önceye gidelim şöyle. Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicreti. Oradan alalım. İşi şöyle bir temelden alıp getirelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret etti. Ebu Eyyub el Ensarinin evinde misafir olarak kalıyor. Kendi evi, mescidi yapılıncaya kadar. Medineliler geliyorlar, efendimizi ziyaret ediyorlar, kendilerini takdim ediyorlar, çocuklarını getiriyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de Medinelileri, Ensar dediğimiz bu güzel insanları tanıyor. Efendimize getirilen çocuklardan birisi de yetim bir çocuk. Babası vefat etmiş. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmeden önce Medine'de meydana gelen bir iç savaş vardır. Bu az savaşları. Bu savaşlardan birisinde vefat etmiş. Çocuğun adı Zeyt. Babasının adı Sabit. Zeyd bin Sabit diyoruz. Annesi getiriyor peygamberimize. Nevvar Hatun. Ya Resulallah. Bu çocuk yetimdir. Ama siz gelmeden önce sizi sevdi. Görmeden önce size aşık oldu. Siz buraya gelmeden önce Kur'an-ı Kerim'i öğrendi. Siz Medine'ye gelmeden önce Kur'an-ı Kerim'den belli bazı sureleri ezberledi peygamberim öyle mi Zeyd? Sen Kur'an'dan belli bazı sureleri ezberledin mi? Evet ya Resulallah ezberledim. Kimden öğrendiniz? Mekke'den Medine'ye İslam'ı anlatsın, öğretsin diye gönderdiğiniz öğretmen, muallim Mus'ab bin Umeyr'den öğrendim. Otur bakalım. Ezberlediğin sureleri Kur'an ayetlerini bir oku. Okudu. Peygamberim bu çocukta bir cevher, bir zeka tespit etti. Okuma yazma biliyor musun Zeyd? Bilmiyorum ya Resulallah. Medineliler okuma yazma bilmezler çünkü devamlı ziraatle, tarımla meşgul olurlar. Medinelinin ömrü hurma bahçesinde geçer ya devesinin sırtındadır veya hurma ağacının üstündedir. Devesine binecek evinden hurma bahçesine gelecek. Akşama kadar hurma ağaçlarına su verecek, hizmet edecek. Hurma toplama mevsimi ağaçlardan tek tek hurmaları toplayacak, hurma kurutma harmanına serecek, kurutacak. Bunları ambarına taşıyacak, satacak. Bu şekilde geçiyor bunların hayatları. Ticareti de bilmezler. Mekkeliler tüccardır. Medine'liler ziraatla, tarımla, hayvancılıkla uğraşırlar. Okuma yazma bileni azdır. E, nasıl edelim ki sana bir hoca bulalım da, bir muallim, bir öğretmen bulalım da sen okuma yazmayı öğrenesin Zeyd. Çünkü bunda Peygamberim bir cevher tespit etti. Araya başka işler girdi. Artık bu çocuk gidiyor, geliyor, mescit yapıldı. Devamlı cemaat oldu. Ve hicretin ikinci senesinde Bedir Savaşı oldu. Bedir Savaşı'nı hatırlayın. 300 küsür Müslüman, 303, 313 veya 305 rakamları geçer tarih kitaplarımızda. 950 Mekkeli müşrikle Bedir'de karşılaştılar. Müminler, Müslümanlar sayıları az olmasına rağmen galip geldiler. Müşrikler 70 tane ölü, 70 tane de esir verdiler. Müminlerin, Müslümanların 14 tane şehidi var. Esirler elleri bağlandı ve Medine'ye getirildi. Tabi Medine'de elleri çözüldü. Peygamberin Müslümanlara emretti. Bunlara insan gibi muamele edeceksiniz. Çok güzel davranacaksınız. Yediğinizden yedireceksiniz, içtiğinizden içireceksiniz. Öyle güzel muamele ettiler ki esirler bu güzel muameleden etkilendiler. Müslüman olmaya karar verdi birçoğu. Fidyeleri ödenmeden önce Müslüman olduklarını da söylemediler. Söylesek fidye vermemek için Müslüman oldu derler diye düşündüler. Babaları, ağabeyleri, yakınları geldi fidyelerini ödedi. Mekke'ye gittikten sonra Müslüman olduklarını beyan etti. Medine'ye döndüler. İyilik yapın. İyi davranın. Güzel söz söyleyin. İnsanların gönlünü kazanın gönlünü kazandığınız insanlara sizin davanızı, sizin düşüncenizi, sizin dininizi anlatabilirsiniz. Gönlünü kazanmadığınız insanlara ne söyleyeceksiniz? Söyleseniz de boştur. 70 tane esir var. Ne yapalım bunlara? Peygamberim konuyu istişareye açtı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ya Resulallah, bunlardan fidye alalım. Hem yeni kurduğumuz İslam devletini maddi bakımdan, ekonomik bakımdan güçlendirmiş oluruz. Hem de insanları serbest bırakmış oluruz, gönüllerini kazanmış oluruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh, hayır ya Resulallah, bunların hepsini kılıçtan geçirelim. Çünkü bunların eline fırsat geçseydi bunlar bizi öldüreceklerdi. Efendim konuyu istişareye açtı. Bir konuda Allah'tan bir vahiy, bir emir gelmediği müddetçe peygamberim konuyu müşavere heyetine sunar, istişareye açar, insanların fikirlerini alır, ondan sonra da kararı kendisi verirdi. Allah Kur'an'da öyle buyurur ve şâvirhum fil emri fe izâ azamte fetevekkel alallah Devlet meselelerinde, dünyalık işlerde, etrafındaki insanlarla istişare et. Bir konu hakkında karar verdiğin zaman da artık Allah'a sığın ve kararını uygula. Devlet başkanı çevresindeki danışmanlarıyla istişare eder fakat onların istişaresine uymak mecburiyetinde değildir. Kararı onların öngördükleri kararın zıttına da verebilir. Onun böyle bir hakkı vardır. E diyebilirsiniz ki madem onların görüşlerini uygulamayacaksa niye danıştı? Olabilir belki kendisinin bilmediği, hissedemediği bir konuyu danışmanlar, müşavirler söyleyebilir. Müşavirlerin de bilmediği bir konu vardır. O konuyu devlet başkanı onlara açmayabilir. Ciddi bir konudur. Bir sırdır. Bu sebepten dolayı danışmanlar, müşavirler biz hepimiz böyle dedik de başkanımız niye böyle bir karar verdi deyip itiraz edemezler. Şeriatımızın, İslam hukukumuzun öngördüğü konu böyledir. Ve şavirhum fil emr fe izâ azemte fe tevekkel Allah Danıştı, sordu, sual etti. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin de içinde bulunduğu, onun da söylediği görüşü benimsedi Peygamberimiz. Ama Hazreti Ömer Efendimiz'i anlattığımız zaman bu konuyu yeniden gündeme getireceğiz. O zaman göreceğiz ki Allahü Teala Hazretleri Hazreti Ömer'in görüşünün hak olduğunu, doğru olduğunu ikaz ederek hatırlatacak. Ama karar verildi. Bunlardan fidye alalım. Her birisi durumlarına göre fidyelerini versinler. İslam devletini güçlendirelim. Ondan sonra serbest bırakalım. E peki ya fidyeleri yoksa? Onlara da diyelim ki okur yazar olanlar Medineli 10 tane çocuğa okuma yazma öğretsinler. Onu da bilmiyorlarsa, e o zaman serbest bırakalım. Her birisine buna benzer ayrı ayrı muameleler yapıldı. Okur yazar olanları aldı şöyle peygamberimiz ve hemen nerede o zeyt vardı ya o zeki olan çocuk getirin onu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz okur yazar olan esirlerden birisine teslim etti. Ya ilim öğrenmek, okuma yazma öğrenmek bu kadar önemli. Bismillah. Kul hel yestevil lezine ya'lemune la ya'lemun buyurun. Allahü Teala. De ki ya Muhammed bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Elbette bir olmaz. Bu çocuğa okuma yazma öğreteceksiniz. Esirlerden birisi diğer çocuklara ve işlerinde de Zeyd bin Sabit'e okuma yazma öğretti. Efendim bu yetim çocuğu yanına aldı. Onu vahiy katibi yaptı. Ne demek vahiy katibi? Cebrail aleyhisselam gelir, ayetleri okur, Peygamberimiz o ayetleri dinler ama o esnada Peygamberimiz çok sıkıntı çeker. Ayetler geliyor. O ağırlık altında ezilir Peygamberimiz. Çok terler, sıkıntı çeker. Vahyi alırken. Cebrail aleyhisselam gittikten sonra Peygamber Efendimiz çevresindeki vahiy katiplerini okur yazar olan elemanlarını alın kırtaslarınızı ve kalemlerinizi gelin. Böyle kağıt yok, kalem yok. Kırtas dediğimiz üzerine yazı yazılabilecek efendim deri parçaları, hurma ağaçlarının gövdeleri, sal taşlar, hayvanların e, böyle kürek kemikleri buna benzer aletler. Herkes kendine göre önceden hazırlamışlardır. Getirirler. Peygamberim gelen ayeti söyler. Bu ayet falan surenin falancı ayetidir. Okur, vahiy katipleri yazarlar. Kur'an-ı Kerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayattayken bu şekilde kayıt altına alındı. Kayıt altına alanlardan birisi de Medine döneminde Zeyd bin Sabit'tir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim bu çocuğu artık yavaş yavaş delikanlı oluyor. Başka bir görev verecek. Ona diyecek ki Zeyd sen de gerçekten üstün bir zeka var. Senden bir şey daha istiyorum. Buyurun ya Resulallah. Emredin. Sen bu Yahudilerin dilini öğrenebilir misin? İbranice'yi öğrenebilir misin? Öğrenirim ya Resulallah. Onlar bizden bir şeyi sakladıkları zaman kendi dilleriyle konuşuyorlar. Medine'de üç tane Yahudi kabilesi vardı. Kaynuka oğulları, Nadir oğulları, Kurayza oğulları. Kendi dillerini konuşuyorlar, Arapçayı da konuşuyorlar peygamberimden ve Müslümanlardan bir şey gizlemek istedikleri zaman İbranice konuşuyorlar. Peygamberim de bu konuşmaların ne olduğunu öğrenmek istiyor. Zeyd bin Sabit'ten onların dilini öğrenmesini istedi. Öğrendi. Kitaplarımızın, kaynaklarımızın bize verdiği bilgiye göre kısa zamanda öğrendi. 16 günde diyenler var, 3 ayda diyenler var. Hadi 3 ay olsun. Bakın üç ayda bir yabancı dili öğreniyor. Kim öğreniyor? Öğrenmesi gereken kişi öğreniyor. Peygamberim herkese bu dili öğrenin demiyor. Yani şimdi biz bütün okullarımızda doğudan batıya, güneyden kuzeye herkese İngilizce, Fransızca veya başka bir dil öğrenme, öğretme yarışı içine girmişiz. Kendi dilini bilmiyor bir insanlar, çocuklar. Kendi dilinin kaidelerini, kurallarını bilmiyorlar. Bu bir kültür emperyalizmidir. Umarız ki ilgililer bu konuda düşünürler, taşınırlar. İstişare ederler, konuyu müşavirleriyle görüşürler, yapılması gerekeni yaparlar. Elbette ki bu ülkenin İngilizce bilen, Fransızca bilen, Rusça bilen, Almanca bilen, Arapça bilen elemanlara ihtiyacı vardır. Bunun da bir ölçüsünün olması lazım gelir. Şimdi Zeyd bin Sabit peygamberimizin yanında devlet tercümanıdır. Devlet mütercimidir. Saygıdeğer izleyiciler. Bakın bir yetimin elinden tuttu peygamberimiz. Bu da sünnet. Niye bu sünnet uygulamıyoruz? Buyurun sağdan geçin. Yemekten önce ellerinizi yıkayın, yemekten sonra yıkayın. Yemekle tuzla başlayın. Şöyle oturun, şunu giyin. Bu şekilde davranın. Bütün bunlar sünnet de. Bir yetimle ilgilenmek sünnet değil mi? Asıl sünnet bu. Peygamberim İslam'ı nasıl anladı, nasıl kavradı? Bunu hayatına nasıl yansıttı? İslam'ın o topraklarda kök salması için, İslam'ın düş dünyaya yayılması için neler yaptı, nasıl gayret etti? E bunların hepsi sünnet. Elbette ki efendimin yemekten önce sonra elleri yıkaması sünnet. Bunun başımızın üstünde yeri var. Peygamberim bir şeyi yaptıysa ben onu sorgulamadan yaparım. Değer veririm. Sünnettir ama gelin böyle kolayımıza gelen sünnetlere sarılıp da asıl yapılması gerekenlerden uzak kalmayalım. Bizi ihya edecek, bizi ayakta tutacak sünnetlerin hepsine sarılalım. Bakın bir yetim çocuğu aldı, elinden tuttu, yanına aldı, vahiy katibi yaptı, devlet tercümanı yaptı, yabancı dil öğrenmesini sağladı. Şimdi düşününün onun annesi ne kadar sevindi. Bir hanımefendinin çocuğu hayata kazandırıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettikten sonra yalancı peygamberlerin üzerine gönderilen ordular içerisinde suffede yetişmiş kendilerine ashab-ı suffe dediğimiz hafızlar vardı, kurralar vardı özellikle Müseyleme Tül Kezzab üzerine gönderilen ordunun içinde Yemame Savaşı'nda bu kurralardan, hafızlardan bir haylisi şehit düştü. Hazreti Ömer Efendimiz Allah ondan razı olsun devlet başkanı, halife, Hazreti Ebu Bekir'e fikrini açtı. Dedi ki, ey Ebu Bekir hafızlarımız şehit düşüyorlar. Kur'an tehlikede çok diri bir düşüncesi vardır. Net bir imanı İslam'a bütün hücreleriyle bağlılığı vardır Hazreti Ebu Bekir Efendimizin, Hazreti Ömer Efendimizin, Hazreti Osman, Hazreti Ali Efendimizin. İslam'ın geleceğini düşünürler. Neler yapılması gerekir? Hangi tedbirleri almak lazım gelir? Bu konuda devlet başkanına danışmanlık yaparlar. Fikirlerini açıklıkla söylerler. E ne dersin Ömer ne yapalım? Kur'an'ı bir musaf halinde toplamamız lazım gelir. Kim yapar bunu? Zeyd bin Sabit. Bakın peygamberim geleceğe yönelik bir eleman yetiştirdi. Hazır eleman. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz çağırdı Zeyd bin Sabit'i. Zeyd böyle bir iş yapacağız. Bu bir heyet işidir. Komisyon kuracağım, heyet oluşturacağım. Bu heyetin başkanı, bu komisyonun başkanı sensin. Emredersin. Ya halifeti Resulillah. Allah Resulü'nün halifesi. Emredersin. Vazifeyi kabul etti. Gençler, görüyor musunuz? Zeyd bin Sabit kendisinden istenilen her işi kabul etti. Ya Resulallah ben bunu yapamam. Mazeret üretmiyor. Aman Allah'ım ne güzel gençler. Zamanımızda da olsa bir iş, bir görev verdiğimiz zaman böyle suratlarını asmasalar, yapamam, edemem demeseler, demeyin sevgili gençler, güzel çocuklar, yaparım deyin ki önünüz açılsın, içiniz açılsın, ve ümmeti Muhammed sizin yaptığınız bu işlerden şöyle bir şeyler kazansın. Yaparım. Hemen topladı heyeti, konuyu görüştüler, şartları belirlediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında vahiy katipliği yapanlar yazdıkları kırtasla beraber huzurumuza gelsinler. Getirdiler. Bu kırtasta yazılı olan sureyi, yazılı olan ayeti Peygamber Efendimizin huzurunda yazdığına dair iki tane de şahidin var mı? Bakın iş biraz zor. Kur'an-ı Kerim bu şekilde toparlandı. Çünkü Peygamberimizin zamanında Ebu Bekir, Ömer zamanında henüz İslam dünyasında kağıt yok. Çin'de kağıt var, orada imal ediliyor, orada üretiliyor. Ancak Hazreti Osman Efendimizin zamanında kağıt İslam dünyasına gelecek. Emevilerden sonra Talas Savaşı'ndan sonra da Talas Savaşı ile esir edilen Çinliler Semerkant'ta bir atölye yani bugünkü ifadeyle kağıt fabrikası kuracaklar ve kağıt orada imal edilerek bütün bir dünyadaki kültürel faaliyetlerin önü açılacak. Şu anda herkesin elinde kırtası var. Ya deri parçası, ya sal taş veya hayvanların kemikleri veya hurma ağacının gövdeleri buna benzer kırtaslarıyla geldiler heyetin huzuruna. Bu sureyi, bu ayeti Peygamber Efendimizin huzurunda yazdıklarına dair ikide şahit getirdiler. Buna Hazreti Ebu Bekir Efendimizin zamanında Kur'an-ı Kerim'in cem'i yani Kur'an-ı Kerim'in toplanması, bir musaf haline getirilmesi, resmi bir musaf olayı diyoruz. Bu musaf Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'den sonra Hazreti Ömer Efendimiz'e intikal edecek. Çünkü ikinci halife odur. Hazreti Ömer Efendimiz şehit edilirken halife belli değildi. Şura üyelerin seçmişti. Hazreti Ömer Efendimiz'den Hazreti Hafsa annemize intikal edecek. Hazreti Hafsa annemiz Ömer Efendimiz'in kızı, Hazreti Peygamber Efendimiz'in hanımı biz müminlerin annesidir. Hazreti Hafsa annemizden de Hazreti Osman Efendimiz'e intikal edecek artık kağıt gelmiştir. Asıl nüsha, imam dediğimiz nüshadan istinsahlar yapılacak, İslam dünyasına dağıtılacak. Bu olaya da Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması, Kur'an-ı Kerim'in istinsahı diyoruz. Saygıdeğer izleyicilerim, İki noktanın altını çiziyorum. Yaptığım bu sohbetten, anlattığım bu olaylardan, izlediğiniz, dinlediğiniz bu dersten iki maddeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir, peygamberim gelecek için insan yetiştirdi. Bir yetim çocuğu aldı, gelecekte Ebu Bekir'in, Osman'ın radıyallahu anhuma hazır eleman, dedikleri ve görev verdikleri bakın bir insan yetiştiriyor. Siz kimi yetiştiriyorsunuz? Sizin de var mı? 10 sene sonraki problemlerde, 15 sene sonraki kültürel faaliyetlerde müminlerin, Müslümanların görevlendireceği ve Allah razı olsun ki bunu yetiştirdiniz diyebilecekleri elemanlarınız var mı? İşte bakın bu sünnettir. Peygamberimizin bu sünnetini niye ihmal ediyorsunuz? Niye ihmal ediyoruz? İkinci madde, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz devlet başkanı olarak işi ehline verir. Seyyid bin Sabit henüz gençtir, çocuktur. Bu işin başına daha yaşlı birisini verelim demedi. İşi, emaneti ehline teslim edeceksiniz.'' Allah'ım Kur'an-ı Kerim'de buyurur Bismillah. İnna Allah ya'murukum en tu'addu'l emanati ila ehliha ve iza hakemtum beyne'n nâsi en bilat. Allah size emanetleri sahiplerin ehillerine vermenizi emrediyor ve bir de insanlar arasında hüküm verirken adaletle hükmetmenizi emrediyor. Hazreti Ebubekir Efendimizden de bunu öğreniyoruz. İşi ehline havale ediyor. Böylesi bir devlet başkanı başarılı olmaz mı? Bunlar ekip faaliyeti yapıyorlar. Biz bunları takdir ediyoruz. Biz bunları bu dünyada seviyoruz ve dua ediyoruz. Allah'ım bizi öbür dünyada da bunlarla haşreyle. Umuyorum ki siz de bu duama amin diyorsunuz. Ben de sizi Allah'a emanet ediyorum. Saygıdeğer izleyicilerim.